Efendim, Doğru Adam Erdem olarak 2. bölümümüzdeyiz. 22 Ekim 2022 günlerden Perşembe saat 17, 12 hatta 14'ü gösteriyor. Benimki 2 dakika geri olabilir. Ama akşama doğru yaklaştığımız şu dakikalarda ikinci 15 dakikalık bazen sarkı 16'yı buluyor. Videomuzda Çınarcık'tan, denizin içinden herkese 2. bölümde merhaba. Bakın dalgamız geliyor. Ben yakaladım ben. Bak nasıl gidiyor bak. Arka... Vay, bu bana iyi çarptı bu dalga. Çok güzel çarptı ama bak bir tane daha geliyor. Hoppa. Kurtardık onu. Bakayım şöyle objektifte var mı? İyi, pek bir şey yok. Yani o dalgada zıplamasam cihazla gideceğim. Bir tane daha geliyor bak. Bak. Hoppa. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Şu diye şey yapalım, aşağıda çekim yapalım, milletin yaptığı gibi. Gel. Hoppa. Evet, dalgalı denizimde Çınarcık 22 Ekim 2022 Perşembe akşamı saat 17.15'te çekimimize, 2. bölümümüze devam ediyoruz. Bak bir tane daha geliyor. Hoppa. Güneşin batışını görüyorsunuz değil mi? Çınarcık ne kadar güzel. Herkes karadan çekim yaparken ben denizin içinden yapıyorum. Şöyle bir kendimi de alayım. Evet. Düzeltelim saçımızı. Artık nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama biraz objektifte hafiften şey görüyorum, biraz damla görüyorum ama görüntü kaybı olur mu bilmiyorum. O da normaldir. Bu kadar dalgada yani bu çekimi yapmak bile bir başarı. Şöyle bir döneyim. Bir kendimizi şöyle de alalım. Dalgalara karşı. Bakın şöyle. Dalgalara karşı alıyoruz. Objektif tabi biraz dalgalı ama dalgalı diyorum, azıcık lenste 2 tane damla görüyorum şu anda ama ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Silmek de istemiyorum çünkü zaten elim ıslak. Sildiğim zaman geliyor bir tane, bakın. Hop. Vay be. Bu dalga iyiydi ama. Bu dalga iyiydi, ıslattı beni bayağı. Yani çılgınlığın bu da bir dozu. Çok abartmamak kaydıyla eğlenceli bir doz. Evet, ıslandık. Yani bu denizdeki çekimin canlı yayını çok zevkliydi. Aman bakın şu dalgaya bak, bu dalgaya. Bunu atlattık. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Hoppa. Evet, tekrar buraya. Bir de atlattık. Şimdi o dediğim gibi lenste 2 tane damla görüyorum ama ne derece etkiler görüntüyü bilemiyorum. Dokunamıyorum da, ellerim ıslak bakın. Islak silersen böyle seneye gidi der gibi daha çok bozulabilir. Onun için el atmıyorum. Şöyle bir çevireyim bakayım. Nasıl görünüyor? Ne kadar görüntüde bozukluk var mı? Allah ne bileyim, artık yapacak da bir şey yok. Artık böyle çekiyoruz. Bakın dalgalar geliyor şimdi. Aşağıda kalalım. Dalgalı denize de normaldir. Hoppa. Bak denizin içinden yapılan yayına bak sen. Bak geliyor dalga. Hop. Baba geldi, yüksek geldi bu. Bu yüksek geçti. Gidiyor sahile doğru. Güzel oldu bu. Evet, insanlar da geçerken bakanlar da var. Bizimki bak yıkama çamaşırlarını asıyor. Evet, 2. bölümümüzde tam Çınarcık'la Koru ortasında, yani Çınarcık'ın başı. Hem Çınarcık'ın hem Koru'nun başlangıç noktasında, orta hizada çekimimize devam ediyoruz Çınarcık'tan. Hoppa, bak dalgalara bak sen, bak şuna bak. Hoppa. Ay, geliyor gel. Gel hadi gidelim, dön. Tam böyle giderken camsız süzgecini görmüşüm. Üzerine doğru geliyor. Korku filmi gibi. Diyoruz. Bakın demirleyen gemiler orada. Oradalar dedik zaten. Heybeli, Kınalı, Burgaz, Büyükada. Heybeli, Kınalı, Burgaz, Büyükada. Heybeli, Kınalı, Burgaz, Büyükada. Tam karşıda. Şu geminin arkasında bakın adalar görünüyor. Şöyle bakıyoruz. Deve boynu. Deve boynundan şu dalgalar arasında. Denizin içinden yayınımızda canlı değil. Bant çekimi bu. Şöyle tekrar döndürüyorum. Koru tarafındayız. Korudayız. Korudan geldik. Şu anda Çınarcık hizasındayız. Çınarcık sınırlarındayız. Çınarcık sınırlarından devam ediyoruz. Ediyoruz. Şeye doğru geldik. Taşlıman'a doğru geldik. bakın burası da böyle. Bu dalga büyüktü. Oy geçti ama. Güzel atlattı bakın diyor. Büyük dalgaydı ama bu. Bu da bir tane daha geçti. Büyük dalgaydı. Bakın nasıl büyük. Oo bu ne ya? Oo, vay. Bu bayağı bir. Evet, buradan şöyle geldik Taş Liman'a. Gün batımının en çok fotoğraflandığı, videosunun çekildiği yer. Şu an tam karşıda gördüğünüz yer. Çınarcık'ta Taş Liman'ın tam çaprazı mı diyelim, ne diyelim? Yan çaprazı böyle. Bütün yaz çekimlerin yapıldığı, güneş batımının en güzel izlendiği yer orası. Tekrar şöyle açıktan geliyoruz. Tekrar bu dalga güzel, yüksek bu, yüksek. Kurtardık ama değil mi? İnşallah cihaza bir şey olmaz. Şimdi nerede? Bir sağa doğru gidelim şöyle. Bir dakika. Sağa doğru gidelim. Sağa doğru gidelim. Evet. Sağa doğru gidiyoruz. Bakın sağa doğru geldik. Şimdi burada şey oluyor. Deniz burada bakın şöyle. Evet bak görüyorsunuz. Sığlaşıyor burada. Bir de şöyle yapalım. Döndürelim. Evet değerli seyirciler bakın Doğru Adam Erdem olarak beni de görün şöyle. Çok atletik ve sportif vücudumu görün. Çok atletik ve sportif. Her gün jimnastik salonundayım. Bütün gün barfix çekiyorum. Koşu bandındayım. Yürüyorum, koşuyorum, zıplıyorum ve fit vücudumu görebilirsiniz. Fit vücudumu şöyle bakın. Deniz nereye gibi yüksekliği görün. Şöyle, hoppa. Dalgalara bakın. Bir tane daha geliyor. Evet. Burası tabii sığ olunca dalgalarla daha çok bakın. Bak geldi. Evet. Şöyle şeye göstermek istiyorum. Bakın burada daha çok şey. Bakın şöyle. Şöyle alalım. Burası daha çok diz boyu gibi. Bakın şöyle. Bakın diz boyu ama dalgalar geldiği için dalgalar geldiğinden dolayı tabii zor oluyor burada. Ama şöyle diz boyunu görün şimdi bakın. Diz boyu. Evet diz boyu burası. Yani ama dalgalar gelince dalgalarla mücadele ede devam ediyorum. Bak bir tane daha geliyor. Bak. Şuna bak şuna. Gel bakayım. 360'ımızı dönelim. Tabii inşallah görüntü fazla bozulmuyordur. Yani burada dalgalar olduğu için lense biraz birkaç damla geldi ama biraz geldi bana da geliyor. Tuzlandım. Ama şöyle bir çekim için değer tabii. Şöyle döndürelim tekrar bakalım. Birazcık şey var. Bir ufaktan bir dalgada bozukluk olabilir mi acaba? Bir saniye bakalım. Evet. Bilmiyorum biraz azalmış olabilir. Ufaktan durdurup şöyle biraz temizlemeye çalıştım. Artık ıslak da olsa. Ama hani bilmiyorum faydası oldu mu olmadı mı? Yemeği görüyorsunuz yine orada karşımızda. Biz tabii ıslanmış vaziyetteyiz. Bak dalga geliyor şu yüksek bir tane. Hoppa. Gel bakayım. Hoppa. Islak tabii kaymaması da gerekiyor. Ama böyle bir anda işte bakın riskli bir şekilde Doğru Adam Erdem'e Çınarcık'ta denizin içinden canlı yayın yapmıştım da yazın. Ha böyle kış sezonuna doğru sonbaharda band çekimiyle devam ediyorum. Onda biraz bazen zaman zaman durma donma yapabiliyor. Bu böyle artık cihazın kendi iç bünyesinde olduğu için daha nettir diye düşünüyorum ama tabii lense su sıçrama olaylarında hafiften görüntüde bir bozukluk olabilir ama ne yapacağız? Yapacak bir şey yok ona. Evet bakın görüyorsunuz. Sahilimizi doya doya hep alıyoruz. İki tane böyle 15'er dakikalık bir çekimle denizden bir yayın yapalım dedim. Yani çekim yapayım dedim. Dalgalara karşı hoppa. Şimdi şöyle yaptığın zaman sığıya gidince bak şu geri gidince sığıya gidince dalgalar daha pis vuruyor. Deniz anası var. Ha, ana. Görünüyor mu? Bak şurada bak anayı görüyor musun anayı? Ana var orada. Ana. Bu ana herhalde. Evet. Babası nerede acaba ama ana bu orada. Şimdi bak yaklaştım şöyle gel. Gel bakayım bir daha da. Evet, deniz şey aklıma geldi. Deniz filmleri olur ya, böyle çekiyorlar böyle dağda, denizde. İşte yeni batıyor veya sadaları devriliyor. Camsızlarda veya camsız olan filmlerde dağda, deniz içinde insanlara böyle gösteriyor. Hopladı hoppidi. Hoppa. Biz de böyle. Bak geliyor. Hoppa. Gel bakayım. Hoppa. Evet, ya kendimizi alalım. Efendim, görüyorsunuz ıslandık ama yine de saçımı hani düzeltmeye çalışıyorum, size olan saygımdan daha güzel görüneyim diye. O fit vücudum, her gün barfiks çektiğim, jimnastik salonlarında, yürüme bantlarında, koşma bantlarında ter akıttığım o fit vücudum bir kez daha görünsün şöyle. Tepeden de algı şöyle, evet, algıya karşı böyle herhalde güzel görünüyordur diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii şortumuzu da çekiyoruz. Dalgalar aşağı aşağı çekiyor şortu. Ben de yukarı yukarı çekmeye çalışıyorum. Bakın şöyle. Evet, evet. Vücudumuz yine hani ne kadar görünüyor bilmiyorum ama onu da çekmiş oluyoruz. Bakın şimdi hava daha çok esmeye başladı. Yavaş yavaş soğuk arttı. Üşüme modlarına girmeye başlar gibiyim ama üşümüyorum. Rahat olun. Daha 2 saat kalırsa çekeriz yani. O problem değil. Şöyle bakalım. Şöyle yapalım. Yürüyerek bu tarafa doğru gidelim. Böyle metotlar vardır böyle. Yürüye yürüye çekerler. Şöyle gidiyoruz. Şöyle. Şimdi bir de gene böyle gelelim. Yok, onu nasıl yapacağız? Onu yapamayız. Ancak tersten yapmak lazım. Objektifi tabii çevirirsem olmaz. Görüntü bozuk olabilir. Bir de şöyle geri geri. Bir ayağım takıp üstte telefonu cıp diye dibe her şey gidecek. Evet. Değerli seyirciler, şimdi 360'ımızı alalım. Ayaklarıma deniz analarının çarptığını hissediyorum şu anda. Deniz anaları çok görünmese bile 4-5 tane var. Diyeyim de olur. Aman dalga güzel. Hoppa. Dalga. 4-5 tane geliyor, bir tane daha kocaman. Ah. Var 4-5 tane. Bunlar arada bir değiyorlar yakınlarda ama gözümüze değse yakar bakın. Gözümüze değse yakar. Şöyle bir daha dönelim. Gözüme değmediği için yakmıyor ama sıkıntı yok şu anda. Dibe daldığımızda gözümüze çarparsa yüz bölgesine, o zaman işte tehlike var demektir. Evet, şöyle. Şimdi tekrar objektifi çevirelim. Şu bulutları alalım biraz. Bulutlara bakalım. Denizin içindeyiz. Evet, bakın şöyle. Bulutları görüyor musunuz? Bulutlar tepemizden her an böyle sanki indirelim, sağanak bir yağış yağacakmış gibi bir görüntüsü var ama yağmadı. Güzel. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bu çekimden sonra dalamadım ya, heves ettim. Cihazı gideceğim, telefonu koyduktan sonra dışarıya çekimden sonra tekrar bu denize gireceğim. Ama bu sefer dalıp biraz 3-5 dalıp çıkacağım. Ondan sonra da gidip yıkanacağım. Tabii yıkanacağım anı çekemeyeceğim ama duşu göstermiştim zaten bir iki videoda. Var. Orada da soğuk duşta şu öyle güzel bir sabunla saçımdaki tuzları attıktan sonra kullanıp ondan sonra deniz maceramı bugünlük noktalayacağım. Ama ben şunu da söyleyeyim size. Benim için deniz sezonu daha kapanmış değil. Önümüzdeki günlerde, yani hatta Kasım ayında da imkan ve fırsat bulursak işlerimizden tabii onları da ayarlamaya çalışıyoruz. Biraz da hani buranın tadına varalım, git gel yapıyoruz. Fırsat bulursam İnşallah bulacağım. Kasım'da da girmeyi düşünüyorum ama onu çeker miyim, çekmez miyim? Ama inanın 22 Ekim'de şu tarihte girip bu çekimi yapıyorsam Kasım'da da gireceğime inanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kasım'da da şöyle birkaç günlük gireriz. Duruma göre bir İstanbul'a gitgel yapar. Tekrar bir daha yani sezon kapatmadan önce bir denizin tadına bakarız. Ortasına doğru diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten artık hakikaten tamamen delilik olur herhalde o sezondan sonra girmek. Şöyle bir daha turluyoruz. Yavaş yavaş ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Bunu söyleyeyim. Şöyle yapalım. Evet. İkinci bölümümüzün de sonuna geçiyoruz. Sahilimizi şöyle bir daha Doya doya alalım. Evet. Aynen öyle. Evet, yavaş yavaş sona gelmiş. Şimdi kendimizi alalım. Evet. Değerli seyirciler, bugün 22 Ekim 2022 günlerden Perşembe. Saat 17.30 gösteriyor. İkinci 15 dakikayı hatta geçmiş bir şekilde ikinci bölümüne artık sonuna geldik. Doğru Adam Erdem olarak Çınarcık'ta 22 Ekim 2022 Perşembe gününde sonbaharda soğuk denizin içinden yaptığımız yayını burada bitiriyorum. Ben yüzüyorum, benim için yaz sezonu gibi yüzme sezonu daha benim için kapanmış değil. Onlardan bir tanesini sizleri de böyle şahit ettim. Sizler de gördünüz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben eğlendim. Videomuzu kapatıyoruz. Şöyle bir bozmayalım adet. Dalgaların arasında 360'ımızı dönelim. 360'ımızı dönelim. Birazcık görüntüde bozukluk olabilir çünkü objektife damla geldi ama yani yapacak da bir şey yok. Artık fazla kurtulamak istemiyorum. Efendim şimdi döndürüyorum denize doğru tekrar kamerayı. Geniş bir açı şöyle bir daha manzarayı gösterip bu çekimi bitiriyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hani bunu yapıyor ya, filmlerde görürüz, onun gibi yaptık. Evet şöyle. Şeyi de kapatalım. Yine güneşin batımına doğru şurada kapatıyoruz. Efendim bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar ve mutluluklar diliyorum.